seyirciler, sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yardımına ilişkin paylaşılan bir videonun kurgu olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada yer alan videoda bir kişi kendisine gelen yardım kolisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldiğini, o ana kadar da kimseden yardım alamadığını ve hem işsiz olduğunu hem de sosyal güvencesinin olmadığını anlatıyordu. Ancak söylediklerinin gerçek olmadığı ortaya çıktı. Büyükşehir Belediye olarak geldiniz hoş geldiniz. İlk defa bu ülkenin bir vatandaşı olarak kendimizi hissettik. Yaklaşık iki aya yakın oldu evdeyiz. Ne uğrayan var ne soran var. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gıda yardımı kolisi alan ve işsizim büyükşehirden başka gelen olmadı şeklindeki ifadeleriyle gündeme gelen Ali Genli'nin açıklamalarının gerçek olmadığı ortaya çıktı. İki buçuk aya yakındır evdeyiz. Bizi işten de çıkarttılar. Ne bir sosyal güvencemiz var ne şeyimiz var. İşsizim diyen Ali Genli'nin Ortaköy'de bir kafeteryada şef olarak çalıştığı, sosyal güvencesi olmadığına yönelik ifadesinin de gerçeği yansıtmadığı, sigortasının devam ettiği öğrenildi. Devlete başvurduk, devlet tekrar bana geri dönüyor. 50 bin tane soru soruyor. Soru sorduktan sonra diyor ki kaymakamlığa git. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen sosyal paylaşım hesaplarındaki videoda devlete başvurduk diyen Genli'nin korona günlerinde devlete yardım için hiçbir başvurusunun olmadığı da belirlendi. Sosyal paylaşım sitelerinde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı destekleyen birçok fotoğrafı bulunan Ali Genli'nin ifadeleri İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle de çelişiyor. Çünkü İçişleri Bakanlığı'nın kafeteryaları kapatma genelgesi 16 Mart 2020 tarihinde yayınlandı. Video ise 16 Nisan'da yayınlandı. Yani Ali Genlik iki buçuk ay değil bir aydır işe gitmiyor. CHP'ye yakın sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve kurgu olduğu ortaya çıkan videoya sosyal medyada da tepki yağdı.